أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أجبا دينين كايناو نيدر؟ شبهسيز كي دينين كايناو اللهتر، Allah'ın yetki verdiği Resulüdür. Onun için hiç kimse bana göre din böyle dememelidir. Yani ben bu ayetten, bu hadisten böyle anladım diyebilirsiniz. Ama dine göre, bana göre din, bana göre din olmaz. Din Allah'a göredir, peygambere göredir. اِنَّتْ د۪ينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Bu noktasıyla vurgu yapılması lazım gelen bir ayettir. Din Allah katında, din İslam'dır. Yani din Allah katından gelendir. Bana göresi, bencesi olmaz. Bu hataya düşen çok müştehit taslakları vardır. Çok müftü vardır, çok vaiz vardır. Kendisini din adına içtihatta yetkili gören bir kısım tarikat şeyhleri vardı. Bence din böyle diyor. Dinin bencesi olmaz. Bununla alakalı çok hatıram var da ama şu anda onları tay etmek mecburiyetindeyim. Evet, dinlerin müessisi, semavi dinlerin müessisi yani kurucusu Allah'tır. Bütün sahih dinler Allah'tan gelmiş. Ve safiyetlerini korudukları sürece yürürlükte kalmış. Saffetleri bozuldu ise Allah başka bir peygamber göndermiş. O bozulanları o peygamber tamir etmiş. Doğrularını tasdik ederek din Hazreti Adem'den bugüne kadar bütün insanlığın içinde bugünlere kadar gelmiştir. Şimdi burada bir inceliğe girmek isterim. Bazıları der ki dinlerde de evrim vardır. Dinlerde evrim. Dinlerde evrim olamaz. Dinlerde sadece tekamül vardır. Çok önemli bir cümle söyledim. Yani dinlerde evrim demek, eskiden insanlar İşte aya, yıldıza, güneşe tapıyordu. Ondan sonra putlara tapıyordu. Korktuğu gök gürültüsü ona tapıyordu. Çok tanrılı dinlerde işte çok tanrılara o din o zaman öyleydi. Sonra evrim geçire geçire insanlar akıllana tek tanrılı dinlere geçtiler gibi uyduruk böyle ortaokul liselerde hatta üniversite okulları din kitaplarında filan böyle aptalca bir anlatım vardır. Dinlerde böyle evrim yoktur. Dinlerde tekamül vardır. Çünkü ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'dir. Allah ona tek Allah'a tapma, tek Allah'a kulluk yapma dini ile gelmiştir. Daha hemen Yasin-i Şerif'te şeytan Adem'e, Adem kim? Babamız, ilk insan. Ayette ve en yabudûni yok. Bir üstteki ayet ve lakat. Ve en yabudûni hâzâ sırâtın müstakim. Evet. Ya beni âdeme ellâ te'abudûş şeytân. İnnehu leküm adûvun mubîn. Ve en yabudûni hâzâ sırâtın müstakim. Ey Adem,
Ben sana demedim mi al şeytana kulluk yapma. Sadece bana kulluk yap. Şeytan apaçık düşman. Demek ki dinlerde, inançlarda evrim yok. Bu eğer çocuklarımızda da böyle anlatılıyorsa bunu tahsis etmeliyiz. Dinlerde tekamül vardır. Ne demek tekamül? Demin el yevme ekmeltü leküm dineküm ayeti içinde kısmen bu inceliğe dikkat çektim. Yani mesela ilkokul birinci, ikinci sınıfta matematik vardır. Kere cetveli seviyesinde. Ortaokulda da matematik vardır. İlkokuldaki matematikle ortaokuldaki matematik arasında tenakuz olmaz. Gelişmeye göre biraz daha mükemmelleşmiş. Lisedeki matematik biraz daha mükemmelleşmiş. Üniversitedeki matematik, hele üniversite bölümünde ise daha da mükemmelleşmiş. Diğer daha alt sınıflardaki matematik de taarruz teşkil etmez. Hazreti Adem döneminde insanlık 1 yaşında bulunan çocuk seviyesindeydi. Hazreti Nuh döneminde 3 yaşında bulunan çocuk, Hazreti Davud ve Süleyman aleyhisselamlar döneminde lise seviyesinde, Hazreti İsa döneminde lise son seviyesinde insanlık iktisadi sanayi olarak, insanlık seviyesi olarak, Efendimiz döneminde ise üniversite seviyesinde. Onun için daha önceki dinlerin özünde bir tekamül var. Dinler birbirleriyle taarruz etmez ama en mükemmeli el yevme ekmeltü leküm. Bugün dininizi kemale erdirdim. Evet, tekrar ediyorum. Dinlerde evolüsyon yoktur. Dinlerde evrim yoktur. İlk çağlarda insanlar korktuğu için şunlara bunlara tapmış. Sonra tek tanrılı dine görüş dönmüş. Bu din adına da anlatılsa bir safsatadan ibarettir. Bu inceliği de aktarabildimse burada mesele kendiliğinden herhalde anlatılmış, anlaşılmış olacaktır. Dinlerin özellikleri üstünde de durmak istiyordum aslında biraz. Süratlice birkaç şey söyleyeceğim. Tarihin bütün devirlerinde, bütün toplumlarda daima kendisiyle karşılaşılan evrensel bir din olgusu vardır. Din her toplumda var, hem içten hem dıştan insanları kuşatan, onun düşünce ve davranışlarında kendini gösteren bir disiplin vardır dinlerde. Tarih boyunca kendisinin insan üstü bağları bulunduğunu her insan fark eder. Her insan kendisinden daha güçlü birisine kulluk yapmak, işte bu dindir. İhtiyaçları var, ihtiyaçlarını gideren birisini hisseder. Na'budu tefsirinde inşallah bunun üstünde duracağız. İnsanın yüce bir kudrete gönülden bağlanması onun gücüne güç katar. Dua, niyaz, iltica insanı ulvileştirir. Allah sevgisi, Allah korkusu bunun arasındaki denge kurma insanı kamilleştirir. Ve ona kuvvetli bir irade ve sağlam bir karakter verir. Böyle kimsenin içinde yer aldığı toplumlarda faziletli toplum olarak yaşar. Toplumlar da faziletli hale gelir. Yoksa din duygusu olmayınca insanlar bencilleşir, menfaatperest olur ve böylece kendi menfaati için diğer insanları yok etmeye çalışır ve böylece insanlık da insanlıktan çıkar yani. Vaktinizi aldım ama birkaç şey daha müsaadenizle bu din kavramı içinde ifade etmek istiyorum. Acaba dinlerde, İslam dininde diyelim biz, vicdan hürriyeti var mıdır? Yani din baskıcı bir şey midir? Din gücü olan başkalarını zorla dindar yapmayı gerektiren baskıcı bir şey midir? Dindeki hürriyet nedir? Ben hasbihal sohbeti yapıyorum ayda bir. Ta 3-4 ay önce bir arkadaşımız sormuştu. Gerçekten dini hayat olsa insanlık o vicdan hürriyetini nasıl yaşayacak? Gerçekten dinimizde hürriyet var mıdır? Bunu müstakillen biraz daha genişçe anlatsam daha iyi olacak. Şimdi süratlice anlatırsam çok fazla anlatmış olamayacağım. Bu önemli bir mesele. Millet niye şeriata, dine karşı? Bugün Türkiye'de bazı televizyoncular mikrofon uzatıyor halka. Adam dindar, Müslüman ama
Şeriata karşı. Lan bir şeriat kese hepinizi keserler. Ayak gider, göz gider, bacak gider. Din deyince böyle millet. Şimdiki radikalciler de buna kötü örnek oldular. Hem yaşantı hem de ifadeleriyle. Dini kötü yansıtmalarıyla. Onun için dindarlık olsa hürriyetle bu nasıl telif edilir? Bunun üstünde biraz durmak istiyorum. Müsaadenizle bunu gelecek haftaya tehir edeyim. Yani madem ki bu mevzuları ele alıyoruz, madem ki vesilenizle tarihe not düşüyoruz, bir bu din ve vicdan hürriyeti üstünde durmak istiyorum. İkincisi, din içindeki hürriyet üstünde durmak istiyorum. Din içindeki hürriyet. Yani ben Müslümanlığı kabul etsem, namaz kılmasam ne olur? Oruç tutmasam ne olur? Yani din içindeki hürriyet nedir? Özellikle anneye, babaya, idarecilere bakan yönüyle bir de bu hususun üstünde durmak istiyorum. Ve bir de ibadet davranışlarında hürriyet. Ben imanım var ama fakat namaz kılmasam din bana ne der? İçki içsen din bana ne der? Hürriyet kavramıyla bu dindarlık arasında önemli tespitlerde çok ciddi çalıştım bunu yani. Siz böyle hazır lokma hemen sofra önünüze kuruluyor. Yiyor, rahatlığı içerisindesiniz ama gördüğünüz gibi ne kadar mevzu geçti. Bunların ortaya dökülmesi, derlenmesi, toparlanması, mutfakta bir yemek haline getirilmesinin ne kadar zor olduğunu sizler de fark edebiliyorsunuzdur. Bu önemli bölümü şimdi birkaç cümleyle şimdi anlatmayayım, tekrar ediyorum. Gelecek hafta buradan başlayarak aslında ben her sohbete bir ayeti bitirmek istiyordum Fatiha'da. Diğer tefsire geçtiğimiz zaman öyle olmayacak. Bir Fatiha tefsiri ortaya çıksın istedim. Onun için mesela İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn'i bir tefsirde, bir derste bitirelim istiyorum. Ama maalesef bu öyle olamadı. Maliki yevmiddin, malik kelimesi, yevm kelimesi, bir de din kelimesi. Bugün üçüncü ders oluyor maliki yevmiddin'de. Ama dinde hürriyet, hürriyeti vicdan, geleceğe dönük dindarlık olduğu zamanda da insanların kafasına takılan bu din adına yapılan baskılar, Kur'an kurslarında dayak yemeyen çocuk kalmamıştır. Hala öyle. Medreselerde dayak yemeyen, falakaya yatırılmayan çocuk hala, bakınız bunlar devam ediyor. Din bu mudur yani? Din bu mudur? Şimdi Avrupa'da bir öğretmen güzel giyiniyor. Sabah kapıda sınıfın önünde çocukları bekliyor. Onlarla şakalaşıyor. Hoş geldin, böyle ellerini vuruyor. Çocuk mükafat alarak, bir çiçek, bir gül alarak öğretmen talebeyi böyle karşılıyor. Sınıfa giriyor çocuk. Bizde ise öğretmenin, hocanın elinde bir sopa, gelen talebeye bir sopa. O ne bu? Din bu mudur yani? Dinle hürriyet anlayışını da bu din kavramı içerisine sokmak istedim. Çalışmalarım var, derlediklerim var. Bunlar da israfa gitmesin. Müsaadenizle bunu gelecek hafta aile heyetinize sunayım. Cenab-ı Hak Allah'ın tarif ettiği dini, Allah'ın vaaz ettiği ölçülerle kavramaya kendi akılımız, kendi irademiz, ihtiyarımız ile tercihlerimizi en isabetli yaparak hakiki dindar olmaya Cenab-ı Hak bizleri muvaffak kılsın. Birisi hakiki dindar demiyor da kindar diyor. Kindarlık var mı işte bu hürriyetlere ne diyecek din? Din kelimesi deyince bunların da üstünde biraz durmak lazım. Belki gelecek haftaya kadar daha farklı şeyler derler, toparlar. Belki bunu da bir derse belki sıkıştırabilirim. Değilse bu haliyle anlatacaklarım var. Tekrar teşekkürlerimi sunuyor ve heyetinizi Allah'a emanet ediyorum.